barıştık. Evi abimeye kalanmasaydık süper olacaktı. Ya yarın detaylı anlatırım işte. Öptüm. Lili kız ya. Ölmüş açlıktan. Bu kızın burada ne işi var? Artık gerçekten korkmaya başladım. Aç kaldığıma değdi ama çok güzel bir geceydi. Şansa bak. Lazım olur belki. Ay, telefonumu ne işi var? Ben masaya bıraktığımdan eminim. Neyse. Oh, az kalsın yakalanıyordum. Ucuz atlattım. Hırsız olamaz ya. Yok artık. Bu ne rahatlık yani. Şükran ablayla bir bağlantısı olsa çoktan tanırdım zaten. Kesin yeni başlayan aşçıyla alakalı. Kızı ya da bir akrabası sanırım. Ya belki de yeni hizmetçimizdir. Olaya bak ya. Şaka gibi. Anne. Günaydın. Uyanmış mı benim güzel kızım? Günaydın. Günaydın anneciğim. Hadi yat biraz daha, sen saat daha çok erken. Yok anne, kalkmam lazım. Gonca'yla iş bakmaya devam edeceğiz biz. Kendini bu kadar yormasan. Bak masrafımız da azaldı. Senin çalışmana gerek yok ki. Ama evde oturamam ben böyle. Çalışmam lazım. Evde otursam kafayı yerim biliyorsun. Biliyorum. Umarım en kısa zamanda gönlüne göre bir iş bulursun. İnşallah anneciğim.
Ben mutfağa geçiyorum, kahvaltı hazırlayacağım. Hadi sen de gel kahvaltıya. Tamam. Omlet yapayım mı? Yok. Peynirli. Hadi. Tamam, geliyorum ben de. Günaydın Şükra. Günaydın Emel'ciğim. Ne hazırlıyoruz bu sabah kahvaltıya? Ekstra bir şey istemediler. Aa, tamam o zaman. Ben Aslı'ya peynirli omlet yapacağım. Sonra kahvaltı hazırlamaya devam ederiz. Tamam. Da Nihat Bey'in öğle yemeğini. Aa, onu akşamdan hazırladım ben dolapta. Bir kutuya koyacağız. Aa, güzel. O zaman biz de hemen masayı hazırlamaya başlayalım. Elif geldi mi? Aa, Elif az önce aradı. Çocuğu rahatsızlanmış. Biraz gecikecekmiş. Ay, hay Allah ya. Bugün Zuhal de izinli. Tam da gününü buldu. Aslım sana yardım eder değil mi çocuğu? Günaydın Şükran abla. Günaydın canım. Tabii, ne yapayım? Aslıcığım, sen de şu tabakları hemen bahçedeki masaya götürüver. Oldu mu tatlı? Tamam. Aslıcığım dur. Şu örtüyü de al. Güzelce hazırla sofrayı, tamam mı? Tamam anneciğim. Güzel kuzum. Ay. Hemenciğim, kızın olsun, çamurdan olsun değil mi? Öyle vallahi, çok şükür. Yine yakalanıyorduk. Ben seni bir delirteyim de gör bakalım. Ekmekler yok. Ama sepette olduğuna eminim. Ya ne oluyor ya? Akşam telefon şimdi bunlar. Bu evde bir gariplik var. Ay, üç harfler falan olmasın. Korkmaya başladım vallahi. Testi galiba. Ekmek alabilir miyim Şükran abla? Götürdün ya Aslıcığım. Götürdüm değil mi? Evet. Ama baktım ekmek sepeti boş. Allah Allah. Vallahi ben de anlamadım. Ya masayı da düzenlemiştim, o da bozulmuş. Şükran abla, evde birileri mi var? Tabii var Aslıcığım. Baksana kaç kişi yaşıyoruz bu evde. Yok, onu demek istemedim. Üç harfler falan mı var evde? Yok kızım, olur mu öyle şey? Ay, daha neler Aslıcığım ya. Ne bileyim, olanlara bir anlam veremeyince. Aa, köpeği salıvermişlerdir. O yapmıştır mutlaka. Tamam işte çocuğum. Köpek yemiştir ekmekleri. Evet ya. Otur o zaman. Bakarım ben. Kamerasın. Jambonlar da gitmiş. Şükran teyze doğru söylüyor. Bunu yapan kesin bir köpek. Hem de arsız bir köpek. Ama ben seni bulacağım. Neredesin bakayım sen? Aslı! Masayı kurmayı ben devam ederim Aslı'cığım. Sağ ol, annen seni bekliyor. Omletin hazırmış. Tamam. Elif abla, dikkat et. Galiba köpeği salmışlar. Masadaki yiyecekleri yürütüyor. Allah Allah. Az önce ben kulübesinde görmüştüm onu. Neyse, tamam canım. Kolay gelsin. Sağ ol. Günaydın Murat Bey. Günaydın.
Kahvaltıya özel bir isteğiniz var mıydı? Yok, hayır. Yalnız ben kahvaltımı odamda yapacağım. Ona göre hazırlarsanız. Peki Burak Bey. Ya bir şey soracağım. Tabii buyurun. Bizim evde yeni biri mi çalışmaya başladı? Emel Hanım'ı mı soruyorsunuz? Yok, hayır onun dışında. Yok, hayır. Ya ben genç bir kız gördüm, misafir mi? Ha, siz Aslı'dan bahsediyorsunuz sanırım. Emel Hanım'ın kızı Aslı. O da müştemilatta annesiyle birlikte kalıyorlar. Şimdi anladım. Neyse tamam, ben odama geçiyorum. Peki, ben de hemen kahvaltımızı getiriyorum. Yani ben şimdi Aslı'yla aynı evde mi yaşıyorum? Şaka gibi. Günaydın aşkım. Günaydın. Neredesin hayatım? Ne yapıyorsun? Havaalanına gidiyoruz Çağla'yla. Çağla'ylasın. Ya şimdi ben geleyim seni alayım diyeceğim ama Çağla'ylasın diye istemeyeceksin. Ya en azından araba göndersen. Yo yo, hiç gerek yok. Ben gelince ararım. Tamam aşkım. İyi yolculuklar sana. Teşekkür ederim canım. Ben de öptüm. Günaydın çocuklar. Günaydın babacığım. Bugün çok yakışıklı gözüküyoruz. Gerçi hep öylesin. Sen de çok güzelsin prensesim. hayrola? Bu sabah erkencisin. Bugün Cansu'yla birlikte alışverişe çıkacağız babacığım. Doğum günüm için bir şeyler alalım dedik. Tamam, benden istediğin bir şey var mı? Yok babacığım. Ama şey diyorum, acaba doğum günü Barış'ın... yani Barış abinin yerinde mi kutlasak? Yani şimdiden konuşalım diye söyledim. Güzel olur. Barış'la konuşmamı ister misin? Yok abicim, biz zaten bugün gideceğiz Cansu'yla. Konuşurum. Tamam canım. Burak'ın uyanmaya niyeti yok galiba. Hı? Uyusun çocuk, tatilde hayatım. Sen bir harikasın Selda. Oğlumuz kazık kadar oldu. Hala çocuk diyorsun ya. Yani pes doğrusu. Ya bir işinde bir tarafından tutsa, bir sorumluluk alsa değil mi? Nerede? Yok. Birkaç gün dinlensin kerata. Onunla ilgili çok güzel planlarım var. Ne gibi planlarmış bunlar? Yok ya, söyleyeyim de ondan sonra konuş konuş konuş, beni planlarımdan vazgeçir. Yok öyle ya ama. Ama Amerika'ya gitmesi konusunda başarılı olamadım, o başka. Ya fena mı oldu? Hiç olmazsa otelin açılışında biraz çalıştı. Gerçi ne kadar çalıştığını da Allah bilir ya, hadi neyse. Bence Volkan'a ayak bağı olmuştur, başka da bir şey yapmamıştır. Bu sene hediye olarak ne istiyorsun prenses? Ya vallahi ne istediysem aldın, özel bir isteğim yok. Eda, sen hasta falan mısın? Nasıl oldu bir şey istemedin? Abi, ama şimdi düşününce bana da garip geldi yani. Ben bunu bir düşüneyim. Bence de bir düşün kızım. Senin mutlaka istediğin bir şey vardır. Tamam babacığım. Ama yani şimdi sizin mesela bana almak istediğiniz böyle ekstra bir şeyler varsa bana onlara da hayır demem. Size hiç ayıp olmasın, onları da alın. İşte benim kardeşim bu. Peki benden bir şey ister misin? Yok, senden bir şey istemiyorum. Sen Aslı olayını affettin ya, o bana yeter. Aslı olayı mı? Aslı kim ya? Hiç kimse babacığım. Bir şey yok. Bak Burak'ın yanında da böyle konuşuyorsun. Kırılıyor çocuk. Ya psikologlar demiyor mu? Bas bas bağırıyor adamlar. Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın. Bu onlar için bir yıkım olabilir demiyor mu? Niye aldın? Seda ya, çok komiksin. Ben bu çocuğa çocukluğundan beri söylemediğim laf bırakmadım. Hiç etkilendiğini gördün mü? Hani birazcık etkilense hiç olmazsa çeki düzen verir kendine, değil mi? Volkan'da sanki hiç kusur yok. Volkan da Burak'a göre biraz fazla... Ay yani öf. Bu kadar mükemmellik de normal değil Nihat. Açıkçası her zaman bu tarz insanlardan biraz ürkmüşümdür. Neyse afiyet olsun. Ben kalkıyorum. Dur dur bekle, ben de geliyorum. Tamam, görüşürüz o zaman. Aslı bahsettiğin kız arkadaşı değil mi? Evet. Of ya, benim Aslı yaramam lazım. Rezil oldum kıza, ne diyeceğim şimdi? Ben en iyisi mesaj atayım. Evet, mesaj atayım. Ya bana çok kızmıştır şimdi ama haklı da tabii ya. Of abi, senin yüzünden düştüm şu duruma bak ya. Şimdi güzel bir mesaj yazmam lazım. Ne yazacağım? Akşam için çok üzgünüm. Beni affet. Olmadı bu. Hiç olmadı yani. Biraz duygusal olması lazım.
Of, ben böyle şeyleri hiç beceremem ki ya. Ellerine sağlık anneciğim, ben çıkıyorum. Afiyet olsun kuzum. Hadi, Allah işinizi rast getirsin. İnşallah. Ömer ablacığım, Burak Bey'in kahvaltı tabağı hazır mı? Hazır yavrum, al. Efendim Selda Hanım. Tamam, tamam, hemen gönderiyorum, merak etmeyin. Ay, çantamı unutmuşum. Aslı gel kızım. Elif, bunun Selda Hanım'a gitmesi lazım. Kahvaltıyı Aslı götürsün, sen de bu kutuyu bahçeye çıkar, tamam mı? Tamam. Al canım. Böyle giderse kızın kalan aklında ben olacağım. Nasıl delirdi ama ya. Kahvaltınızı getirdim. Kimse yok mu? Gel. Sehpaya bırakın. Tabii. Bu sefer de ucuz yırttık. Anlamamıştır herhalde. Zenginler de bir acayip. Örtünün altından konuşmak ne demek ya? Bu sıcakta mı olacak? Burak uyanmadı mı hala? Uyandı Selda Hanım. E niye gelmiyor kahvaltıya? Kahvaltıyı odasına istemişti. Ay hasta mı acaba çocuk? Gideyim bir bakayım ben şuna. Otur hayatım, otur. Hasta falan değildir çocuğumuz. Hiçbir şey yoktur. Ben bugün işe gideceğim. Onu götürmeyeyim diye saklanıyordur. Ay niye taktın yani çocuğa? Onu burada bırakmayalım lütfen. Onu Nihat Bey'in şoförüne teslim edelim. Ofisine götürecek, diyet yemeği o. Tamam Selda Hanım. Ay yine diyet menüsü falan mı? Yani Selda bu işler bana göre değil. Kolesterolünün fırlaması sana göre bir şey ama. Ama doktor o kadar da bir şeyim olmadığını söyledi canım. Hayatım doktor önlem alırsan, dikkat edersen önemli bir şey yok dedi. Ay seninle tartışılamayacağını yıllar önce öğrenmiştim ama unutmuşum. Hatırladın işte hayatım. Açsın hayatım. Akşamdan beri arıyor. Belki önemli bir şey var. Yok hayatım. Ben işe gidince ararım onu. Bu Başar. Bey mi yoksa hanım mı? Sen Başar adının bir kadına verildiğini nerede gördün bugüne kadar? Tabii ki bey. İyi. Yani benden sakladığım bir şey yok. Serra ne saklayacağım senden? Peki. Kızım dün gece neler olmuş öyle? Barışmanıza çok sevindim ama abinin görmesi pek iyi olmamış. Ya sorma. Anlat nasıl oldu? Uzun hikaye. Yüz yüze anlatmam lazım. Asıl sen anlat. Nasıl geçti Eda'yla? Asıl bombalar bende. Nasıl ya? Ya benimki daha da uzun hikaye. Hadi o zaman buluşmamız lazım. Ne zaman çıkıyorsun? Ben çıktım bile. Nerede buluşalım? Tamam. Geliyorum oraya. Of, bu ne ya? Resmen kendi odamda hapis kaldım. Hala evde mi acaba? Kimse yok herhalde. Burak Bey, affedersiniz korkuttum mu sizi? Bana mı bakmıştınız?
Yok, ben yemek için bir şeyler almaya gelmiştim. Ben kahvaltınızı göndermiştim. Evet, yedim. Elinize sağlık. Ama yine acıktım. Ne hazırlayayım size? Ya peynirli bir omlet, hayır demem. Ah, kızıma da yapmıştım. O da bayılır peynirli omlete. Öyle mi? Kızınız mı var? Siz Aslı ile tanışmadınız mı? Yok, tanışmadık. Burada mı acaba? Yok, az önce çıktı. Ne zaman döner? Yani döndüğünde tanışırız demek istedim. Neyse, ben bahçeye çıkıyorum. Oraya gönderirsiniz. Tamam, hemen gönderiyorum Burak Bey. Günaydın anneciğim. Günaydın. Oğlum niye gelmiyorsun sen kahvaltıya? Bilmiyor musun babanı? Böyle şeylere önem veriyor işte. Sabah sabah sinirlendirdin yine adamı. Of anne ya, bir huzur versin. Dibinizdeyim işte, ne istiyor? Yavrum fazla bir şey istediği yok ki. Biraz işlerle ilgilensen yeter. Bu senin iyiliğin için bak. Yarın öbür gün işlerin başına geçtiğinde çok sıkıntı çekeceksin, zorluk çekeceksin yani. Volkan'a baksana. Ne güzel babasının yanında her zaman, her zaman babasına destek. Adamcağız imreniyor tabii. Birazcık babanın açısından baksan. Tamam anneciğim, tamam. Sabah sabah. Uğrarım bugün. Sen kahvaltı yapmadın mı yavrum? Yine acıktım. Bu ne? Ara ürününüzmüş. Emel Hanım gönderdi. Ay bu Emel süper bir insan ya. Yani nasıl anladı benim şu an hitap kızımdı. Ay sağ olsun. Çok teşekkür ettim Söyle canım. Afiyet olsun. Ay süper. Hayatım ben şimdi babana uğrayayım diyorum. Babanın iş yerine. Hadi sen de hazırlan da gel benimle. Kesin şirkete gideceğim yani. Anlaşıldı. Canım bir tane zeytinli alıyorum ben. Tabii anne. 5 miydi, 10 muydu bunun kalorisi? Esma saatlerdir bir mesaj yazamadım. Ama bu sefer oldu galiba. Dün gece için öncelikle özür dilerim. Yapmaya çalıştığım şey sana çocukça gelmiş olabilir ama abimle barışmanızı gerçekten çok istediğim için böyle bir yola başvurdum. Onu da elime yüzüme bulaştırdım. Umarım bana hala kızgın değilsindir. Hala arkadaş mıyız? Samimiyetine inanıyorum. Tabii ki de hala arkadaşız. Oh be! Ya ben bu kızı boşuna sevmedim ya. Ne kadar anlayışlı canım benim. O zaman görüşmek için seni gönül rahatlığıyla arayabilirim. Bana böyle sürprizler yapmadığın sürece elbette görüşebiliriz. Haklı kız. Ama tabii bu abimle barıştırma planları yapmayacağım anlamına gelmez. Bir daha olmayacak. Söz. Umarım Eda'cığım. Bekletmedim değil mi? Yok, ben de daha yeni geldim zaten. Çabuk anlat. Önce sen anlat. Hayır, önce sen anlat çünkü sen benimkiler daha bomba dedin. Tamam. Baba. Efendim oğlum? Sana danışmam gereken bir konu var. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii oğlum. Konu neydi? Bir arkadaşımın... Daha doğrusu iki arkadaşımın işe ihtiyacı var. Ha şu geçen gün bahsettiğin konu değil mi? Konuşamamıştık. Tamam, ne tür bir iş istiyorlar? Daha önce nerelerde çalışmışlar? Ya şöyle söyleyeyim, akıllı ve becerikli kızlar. Kızlar. Ya baba, düşündüğün gibi değil. Gerçekten. Yani işe ihtiyacı olan iki kız. Ve ben bu işi onlara borçlu sayılırım, yani öyle düşün. Anladım. Daha önce ne tür işler yapmışlar? Ona göre bir şey bakalım diyorum. Servis elemanı olarak çalışmışlar.
Ben şöyle düşündüm. Bizim İstanbul'daki otellerin birinde iş ayarlayabiliriz. Ya oteller değil de bizim spor kulübünün kafeleri var ya. Hani orada başlasalar daha uygun olur bence. Aa, süper olur. Tamam o zaman. Sen kulübün müdürüyle görüş, ona göre bir ayarlama yapsın. Orada başlarlar. Tamamdır baba. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Ya Volkan. Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Nedir? Yemekte konuşalım mı? Şöyle uzun zamandır baş başa yemek yemedik baba oğul. Ne dersin? Olur. Hatta şöyle yapalım. Kulübe gidelim. Hem birlikte yemek yeriz, hem de şu senin meseleyi hallederiz ha. Çok iyi fikir. Tamam o zaman, hadi gidelim. Kuzum, haklıymışsın. Gerçekten senin gecen benimkinden daha çok geçmiş. Tamam ya, ben hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Yok canım, yaşamadın. Zaten kaç kişinin başına böyle şeyler gelebilir ki? Haklısın. Yani az kişinin. Yani kimin başında benim gibi bela vardır ki? Tatlı bela ama. Tatlı bela mı? Kim tatlı? Burak mı? Evet. Değil mi? Allah'ı var yakışıklı çocuk. Boy, poz. Devede de boy var Goncacığım. Böyle olsa bu işler. Abartma sen de. Çocuğun ne kötülüğünü gördün? Tamam. Onun yüzünden birkaç kere işinden kovulmuş olabilirsin. Hani neredeyse boğuluyordun. Ona da tamam. Teknede tutsak kalmış olabilirsin. Araba kazasını unutma ama. Şu arılar meselesi. Arılar! Son olarak da köpeğin üstüme atlaması. Ya o çocuğun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Evet. Bayağı bir şey yaşadım. Ya ama böyle anlatınca kötü duruyor. Yoksa kabul et. Hayatına heyecan kattı. Aman Goncacığım. Yani benim hayatım zaten zor. Yani böyle heyecanı falan hiç ihtiyacım yok benim. Ayrıca Burak tatlı çocuk falan. Hayırdır, ne oluyor? Yok canım, daha neler. Son zamanlarda Burak'la biraz fazla zaman geçirdiniz ya. Ben onun için acaba mı diye seni denedim. Beni denedin. Yani denedim dediysem anla işte. Ağzımı aradın. Aynen öyle. Ama yanıldın canım. Ayrıca en büyük heyecanı dün akşam sen yaşadın. Pardon. Aslında Erdem yaşadı. Abini görünce ne kadar tırsmıştır ya. Ya hiç sorma. Çocuk bir daha beni aramazsa şaşırmayacağım. Kim? Erdem mi aramayacak seni? Kızım, sana sırılsıklam aşık. O mu aramayacak? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya çok sevindim barışmanıza. İyi ki adresini vermişim. Fena mı oldu? Sevenleri kavuşturdum işte. Başta sana kızdım ama gerçekten iyi ki de vermişsin. Şimdi böyle düşününce Eda'ya da hak veriyorum. Ben ona kızdım falan ama onun da kötü bir niyeti yoktu. Evet, ikinizi barıştırmak istedi. Ya bayağı da uğraşmış, yazık. Ya biraz önce mesaj attı. Yani küs müyüz, arkadaş mıyız, hala görüşüyor muyuz falan dedi. Görüşeceksiniz tabii. Kız Volkan'ın kardeşi. Hani bu senin için çok büyük bir şans. Göreceksin bak, Eda sayesinde Volkan'la aranızda kesin bir şeyler olacak. Gerçekten hayal gücüne hayranım Gonca. Sürekli çalışmaya devam ediyor. Aman ya, ben de senin şu mantığına hayranım. Kızım, böyle kalpten isteyeceksin bazı şeyleri, kendine çekeceksin. Yani sen böyle olumsuz düşündüğün için Volkan yerine Burak geldi. Gerçekten mi? Evet. Kendine gelen kısmetleri tepme. Ya ben sana hep demiyor muyum, iyi düşün, güzel düşün diye? Hayal kurabiliyorsan o gerçektir. Tamam. Artık değişiyorum. Kalpten istiyorum ve kendime çekiyorum. Heh şöyle. Bak bana. Ta Bodrum'daki çocuğu ayağıma kadar getirdim. Delisin ya. Gerçekten ayağını getirme konusunda çok iyisin. Gonca. Volkan arıyor. Ne? Yok artık. Ay heyecandan öleceğim. Kalbim duracak şimdi. Ay saçmalama kızım ya. Aç hadi aç. Efendim? Aslı. Merhaba Volkan ben. Merhaba. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Nedir o? İkinizin de işi hazır. Gerçekten mi? İşimiz hazır mı? Evet.
bize ait bir spor salonunun kafesinde. Eğer bugün müsaitseniz gelin sizi müdürle tanıştırayım. Size ait spor kulübü mü? Burak da oraya geliyor mu? Bak sakın reddeteyim deme, öldürürüm seni. Yok, Burak pek uğramaz, merak etme. Tamam. Gonca ileyim ben şimdi zaten. Onunla birlikte geliriz. Tamam, ben şimdi oraya geçiyorum. Adresi mesaj olarak atıyorum sana. Tamam. Görüşürüz. Kızım inanamıyorum. Kızım sus, vallahi ben de inanamıyorum ya. Rüya gibi. Ben sana dedim ama değil mi? Korkulur vallahi senden. Kızım dur. İş daha başlangıç. Dur, öyle hemen havaya girmeyelim. Bodrum'daki olaydan dolayı yalnızca yardım etmeye çalışıyor. Aman Aslı ya, hemen modun düştü yine. Hani ne oldu az önceki Aslı ya? İş Volkan'la görüşmen için ilk adım. Birisi gelecek. Sen merak etme, bana güven. Öyle mi diyorsun? Evet. Adresi al. Ne? Hadi yürü, çabuk gidelim. Hadi. Ya nereye gidiyoruz? Spor kulübüne mi? Ya ne kadar güzel. İnşallah olur. Spor kulübüne gideceğiz. O da oraya gelecek. Aa, ne kadar ilgili. Kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Ben öyle düşünmüyorum ya. Kızım cool çocuk. Hemen belli edecek hali yok ya. Eğer zaten öyle olmasaydı kendisi gelmezdi. Müdürle konuştum. Gidin siz görüşün derdi. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Hoş geldiniz Sinan Bey, hoş Volkan bulduk. Bey. Hoş bulduk. Cem Bey burada mı? Burada efendim. Evet. Tamam, gidebilirsiniz. Hah, Cem Bey ya, tam da sizin odanıza geliyorduk. Hoş geldiniz Sinan Bey, buyurun. Volkan'ın iş arayan iki tane arkadaşı vardı. Daha önce servis elemanı olarak çalışmışlar. Ben de dedim ki bizim kafede başlayabilirler. Elbette, elbette efendim. Yani tabii ihtiyaç varsa. Kaliteli elemana her zaman ihtiyacımız var. Haklısın. Bugün görüşmeye gelecekler. Tabii, ne zaman isterseniz. Tamam, biz de bu konuyu çözdüğümüze göre artık yemeğe geçebiliriz. Başka bir eminiz var mı efendim? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Afiyet olsun. Ne yaptıralım efendim size? Ben bir margarita pizza istiyorum. Yanında da kola. Sen baba? Ben hafif bir şey alacağım. Salata, roka beyaz peynirli. Tabii efendim. Baba, şu benimle konuşmak istediğin konuyu çok merak ediyorum. Yani neyle ilgili? Özel hayatımla ilgili. Benim birlikte olduğum birisi var. Ne o? Biliyor muydun yoksa? Yani tahmin etmiştim. Kim peki? Çağla'nın annesi, Elçin Hanım. İşte bak buna şaşırdım. Bir süredir birlikteyiz. İlişkimiz ciddiyete doğru gidiyor. Biliyorsun, sizin düşünceleriniz, onayınız benim için çok önemli. Ya baba, bunun için bizim onayımızı almaya ihtiyacın yok. Yani sonuçta senin mutluluğun. Ben senin en doğru karar vereceğine eminim. Böyle düşünmene çok sevindim. Umarım Eda da böyle düşünür. İşte o konuda biraz şüpheliyim. Yani sonuçta senin ne kadar kıskandığını biliyorsun. Biliyorum. Benim de korkum o. Zaten bu zamana kadar hayatıma kimseyi sokmamamın sebebi bu. Ama artık Eda da çocuk değil. Haklısın. Yani o da bu durumu kabul etmek zorunda. Ben bu konuda elimden gelen her şeyi yaparım. Çok sağ ol oğlum. Canım, neye karar verdiniz? Buluşuyor musunuz Burak'la? Ha, yok anneciğim. Şirkete geçiyormuş. İşi bitince arayacak. Akşama buluşuruz herhalde. Ben de bu arada kuaföre giderim, alışveriş yaparım. Tuğçe'yi görürüm. Sana daha fazla ayak bağı olmak istemem. Çağla, o nasıl söz öyle? Ya şaka yapıyorum. Ya Çağla, Allah aşkına yapma böyle şakalar. Bak gerçekten geriliyorum. Ya seni mutsuz edecek bir şey yapmak istemem. Babamla aranızdaki ilişkiyi en iyi ben biliyorum. Artık mutlu olmak senin de hakkın. Ve umarım Sinan abi sana hak ettiğin mutluluğu verecek.
Sinan'la yemek yeriz diye konuşmuştuk. Sen de bize katılmak istemez misin? Yok. Ya artık buradayız zaten. Başka zaman olsun. Aman peki, ısrar etmiyorum. Sinan sana ilişkimizi söylediğimi duyunca gerçekten çok şaşıracak. Elçin arıyor. Geldiniz mi canım? Evet canım, taksideyiz. Planınız nedir? Çağla bir arkadaşıyla buluşacak. Ben de Volkan'la kulüpteyim. Aa, öyle mi? Ne zaman müsait olursun peki? Ben de ona göre program yapayım. Ne zaman müsait olabileceğim? Müsaitim. Seni almamı ister misin yoksa restoranda mı buluşalım? Orada buluşuruz. Tamam o zaman. Anlaştık canım. Öpüyorum. Ya önceden yapılmış bir plandı. Sorun değil. Yemeğimiz bitmişti zaten. Arkadaşlarım da birazdan gelirler. Niye gülüyorsun? Neden şimdi salata yediğini anladım. Sen ana yemeğini başkasına ayırmışsın. Ya yok ya. Değil yani. Ya baba takılıyorum. Ya bu yaştan sonra bu ilişki işleri falan ha, bana göre değil mi acaba? Baba espri yaptım ya. Tamam tamam. Kızım bunlar ne kadar zengin ya. Önce otel şimdi de burası. Kim bilir bunların evleri nasıldır? Kim bilir? Gonca artık bana Volkan'la ilgili hayal kurdurtmaktan vazgeç olur mu? Aramızdaki büyük farkı görüyorsun değil mi? Ne alakası var canım? Büyük düşün, büyük olsun. Gerçi bu taktiği kendimde de uygulasaydım iyi olabilirdi. Biliyorsun benimki işsiz. Ya işi de olur, parası da. Çok temiz kalpli bir çocuk o. Ya öyle değil mi? Evet. Neyse Volkan'a geldiğimizi haber vereyim. Ara hemen. Alo. Volkan. Merhaba. Geldin mi Aslı'cığım? Evet, geldik biz. Tamam, kapıdaki görevliye sizi kafede beklediğimi söyle. Tamam. Bana Aslı'cığım dedi, heyecanla öleceğim şimdi. Aşkım, sevgilim, hatta karıcığım dediği günleri görürsün inşallah. Amin. Pardon. Buyurun. Volkan Bey'i görmeye geldik, Aslı ve Gonca. Bizi kafede beklediğini söyledi. Buyurun, beni takip edin. Şu gelenler senin arkadaşların mı? Evet. Tatlı kızlarmış. Özellikle Esmer olan tatlı kızmış ha. Aynen, tatlı kızdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba, sana bahsettiğim arkadaşlarım. Aslı, Gonca, babam Sinan. Merhaba, memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Neyse, ben çıkayım artık ha. Görüşürüz. Tamam baba. İsterseniz önce bir şeyler içelim. Teşekkür ederiz. Senin vaktini almayalım. Tamam o zaman. İşinizi hallettikten sonra içeriz. Aslı. Efendim? Ya Eda'nın yaptığı şey için kusura bakma. Sorun değil. Yani özel hayatıma burnunu sokmaya bayılır. Bir daha seni böyle zor durumda bırakmayacağına emin olabilirsin. Eda'nın kötü bir niyeti yoktu. Ben konuştum Eda'yla, aramızdaki sorunu hallettik. Öyle mi? Buna sevindim. Bu arada ben müdürle konuştum. Size gerekli bilgiyi verecek. Yarın da işe başlarsınız. Bu kadar çabuk mu? Yani bu çok güzel. Çok teşekkürler bu kadar işin arasında bizimle ilgilendiğin için. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Seveceğinize eminim. Ay inşallah. Kızım. Babasına bak, oğluna al. Ne kadar yakışıklı adamdı öyle. Sus Gonca. Cem Bey, merhaba. Merhaba. Size bahsettiğim arkadaşlarım Aslı ve Gonca. Memnun oldum. Kızlar işiniz bitince kafeye gelirsiniz. Ben orada bekliyor olacağım. Tamam, teşekkürler. Buyurun oturun lütfen. İş tecrübemiz var daha önceden değil mi? Var. Güzel.
zaman öncelikle şu formları doldurayım. Nihayet. Gerçi bu sefer telefonun açacağını biliyordum. Sen şirkettesin değil mi? Muhtemelen diğer aramalarım. Daha yanında sevgili karın olduğu için sen telefonu açamadın. Ha? Başak, artık bu kadar yeter. Beni aramaktan vazgeç. Anlıyor musun? Benimle görüşmediğin müddetçe seni aramaya devam edeceğim. Tamam. Görüşelim. Neredesin? Yerini söyle. Anne, ben bir Volkan'a bakayım. Tamam, ben de onlara bir merhaba diyeyim. Hoş geldiniz Selda Hanım. Burak Bey. Selam. Volkan odada mı? Hayır, Volkan Bey Sinan Bey ile birlikte çıktı. Aa, nereye gittiler biliyor musun? Kulübe gideceklerdi. Tamam, sağ ol. Tatlım, ben babanın odasına geçiyorum. Sen de geç kalma, uğra odaya. Tamam. Tamam anne. Oo, şimdi hiç çekilmez. Amcam da yok. En iyisi ben de kulübe gideyim. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok, teşekkür ederim. Ha, bir dakika. Şu diyet yemeğimi mutfağa götürür müsün? Burada ziyan olmasın. Dünkü diyet yemeğinizden mi? Evet. Gerçekten çok lezzetliydi. Öyle mi? Afiyet olsun. Benim damak tadıma pek uymuyor da. Siz istemiyorsanız ben bugün de kabul edebilirim. Tabii ki yiyebilirsin ama Selda duymasın lütfen. Ah, neyi duymayacakmışım hayatım? Aa, karıcığım, hoş geldin. Hoş geldin Selda Hanım. Hoş bulduk, Mine. Dünkü diyet yemeğim vardı ya, benim biraz midem iyi değildi, o yüzden yiyemedim. Bana getirdiğin yemeği ben Mine Hanım'a verdim. Sen üzülürsün diye Selda'ya söylemeyelim diyordum. Yemekler gerçekten çok lezzetliydi Selda Hanım. Ben de size onu sormak istiyordum. Hangi firmayla anlaştınız? Hayatım, ben kendi aşçımı hazırlatıyorum. Kendisi bu konuda son derece bilgili, çok becerikli bir insan. Mayıs'a ben de yemek sipariş verecektim Selda Hanım, o yüzden sordum. Birkaç arkadaşıma da bu şekilde yemek geliyor ama sizinkinin lezzeti ve sunumu bir harika. Şekerim, ben sana da hazırlattırayım. Gerçekten mi? Zahmet olmasın? Ay yok hayatım, ne zahmeti? Gerçi bizim Nihat kendi yemeklerini sana veriyormuş ama. Ya Selda'cığım öyle bakma şimdi. Yani bir kerelik oldu. Tamam, yiyorum işte. Teşekkür ederim. Evet canım, sen al onları. Bak ekmeği falan da al. Hı? Al tuzu falan da al. Bir su kalsın. İzniniz efendim. Teşekkürler canım. Peki sadece yaz tatilinde mi çalışmayı düşünüyorsunuz? Ben seneye üniversiteye başlayacağım. Yani bir aksilik çıkmazsa. Ben çalışmak zorundayım. O yüzden kalıcı bir iş olursa... Tamam, o zaman şöyle yapalım. İkiniz de kafe departmanından başlatalım. Daha sonra farklı departmanlara da geçebilirsiniz. Tabii sizin de isteğinizi göz önünde bulundururuz. Peki. Ah, Levent gel. Sizi kafe sorumlumuz Levent Bey'le tanıştırayım. Aslı, Gonca, yeni çalışan arkadaşlarımız. Levent, arkadaşlarımıza tesisimizi gezdirir misin? Tabii, çıkalım. Teşekkürler. Rica ederim, hayırlı olsun. Çok güzel şeyler aldık değil mi? Evet. Ya kızım, kıyafetin yıkılıyor, hele ayakkabıların. İyi bir tatil olmadı ama bu doğum günü senin için büyük bir şans. Bu sefer ümitliyim. Tatilde genelde abimlerle birlikteydik, öyle çok baş başa kalamadık. Ben ne yapayım? Gerçekten çok yakıştı. Nasıl ya? Ne bikini? Eda, ne yaptın sen bana? Seni bir elime geçirsen var ya, çok kötü oldu. Hayır! Gel buraya! Hayır! Gel buraya! Hayır! Hayır! Ya tamam, özür dilerim. Ya, kadar kolay gitmiyor. Ya, hayır, 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 özür dilerim. Hayır! Thank you.
an göz göze kalmıştık ya. O anı hiç unutamıyorum. Ya bana kalırsa kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Belki bu durumda açılacaktı ama abinden çekiniyor. Bak yani haklı. Tatil de aslında hep benimle ilgilendi. Ama ne bileyim böyle kardeşi gibi. Ben hiç öyle düşünmüyorum canım. Ya sana nasıl açılsın ki? Kaç yıllık dostuyla arasını mı bozsun? Bir değer reddedilirse bence kesin cesaret edemiyor. Cansu olabilir mi ki? Kesin. Ya sen bana inan. Ben sana nasıl baktığını gördüm kaç kere. Bak benden söylemesi etrafında bir sürü kız var. Biri kapar çok ağlarsın. Ya sus öyle konuşma. Ya o bodrumdaki kızlar neydi öyle? Ben olmasaydım Barış'ın dibine gireceklerdi. Ya ben Barış'ın kimseyle olmasına dayanamam. Bence geç olmadan Barış'a açılmasın. Ne kaybedeceksin ki? Ama ya kazanacaklarım? Şu an çok pis gaza geldim. Ya gidince konuşacağım, tutma beni. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saçlar çok güzel olmuş. Gerçekten beğendin mi? Sevindim. Sağ ol canım. Bir şey söyleyeceğim. Yani buraya taksiyle gelmem beni çok huzursuz etti. Çağla var diye ısrar etmedim ama bir dahaki seferi ya ben gelir alırım ya şoförü gönderir. Merak etme. Bundan sonra bizi istediğin zaman alabilirsin. Benim sana güzel bir haberim var. Nedir? Ben Çağla'ya bizden bahsettim. Gerçekten mi? Evet. Artık her şeyi biliyor. Nasıl karşıladı? Yani başta biraz şaşırdı tabii ama bizim anımıza çok seviniyor. Çok mutlu oldum. Çağla'nın onay vermesi, bu ilişkiden dolayı huzursuzluk duymaması benim için çok önemli. Biliyorsun Çağla'ya çok değer veriyorum. Biliyorum canım, biliyorum. Ayrıca bunca zaman gösterdiğin sabır ve anlayış için de gerçekten teşekkür ederim. Ben de Volkan'a söyledim. Yok artık, gerçekten mi? Ne yapayım? Dayanamadım artık ya. Ha desene. İkimiz de aynı anda çocuklarımıza söyleme ihtiyacı hissetmişiz. Peki Volkan nasıl karşıladı? Çok iyi karşıladı. Bir de Eda'la konuşabilsem. Canım, ona söylemekte acele etmesen mi acaba? Ondan sakladığım için bana çok daha fazla kırılır. Ben onun güvenini sarsmak istemiyorum. Sen daha iyisini bilirsin. Haklısın. Sipariş vermek ister misiniz efendim? Kesinlikle. Ay Nermin'le Ömer. Ay boşanıyorlarmış Nihat. Aa. İhanetin bedeli 20 milyon avro. Ay artık yani Ömer gibi bir adam da karısını aldatırsa hani kötü bir zamanda yaşıyoruz Nihat ya. Aldattığı kadına da bak yani kendi kızından genç. Yani işte şeytana uymuş. Sen şeytanlara falan uymazsın değil mi hayatım? Ha Selda'cığım niye böyle şeyler düşünüyorsun sen? Bak seni ne kadar çok sevdiğim biliyorsun değil mi? Ay ne bileyim hayatım baksana şunlara ya. Birini mi bekliyorsun hayatım sen? Yok, hayır. Ben çıkacağım. Yeni otelin inşaatına bir gidip bakmam lazım. O zaman ben seni tutmayayım. Aa dur, Burak'ı arayalım da seninle gelsin o da. Burak mı? Hı hı. Hem yardım etsin biraz sana. Burak burada mı? Ay tabii canım, beraber geldik biz buraya şirkete. Ay nereye kayboldu bu çocuk ya? Burak benimle gelmesin, ben istemem. Bir tanem gelsin hem biraz iş öğrensin diyorum yani. Burak'cığım neredesin oğlum? Anne ben kulübe geldim. Amcamla Volkan buradaymış. Ne işin var kulüpte oğlum? Anladım, oradaki işlere yardımcı oluyorsun tatlım. Anladım ben seni. Tamam bir tanem. Tamam canım. Kulüpteki işlere yardımcı oluyormuş. Ya ne güzel. Eğer yani kulüpte daha çok ilgileniyorsa o zaman bundan sonra kulüpte çalışsın oğlumuz. Orada mı? Hı. Orada mı çalışsın? Evet.
Yalnız benim artık gerçekten çıkmam lazım. Bu konuyu akşam evde konuşuruz seninle, olur mu hayatım? Tamam sevgilim. Hadi. Hoşça kal. Ay Burak, öldürecek misin sen beni? Of, bütün bu verilen cezalar sana az bile, az. Hoş geldiniz Burak Bey. Volkan Bey kafede efendim. Tamamdır. Volkan lütfen, görüşmemiz lazım. Ben hiç iyi değilim. Kuzen, ne haber? Burak, hayırdır bir şey mi oldu? Ne işin var burada? Ne olacak ya? Gelemez miyim? Ya ne bileyim, birden görünce şaşırdım. Ya önce annemle şirkete gittim. Senin de burada olduğunu öğrenince geldim. Gergin gibisin. Yok bir şey. Sebebi belli oldu. Hala arıyor mu seni? Evet. Her seferinde bir daha arama diyorum ama. Bence yüz yüze görüşmeden peşini bırakmayacak. Kaşınıyor işte. Oğlum ben senin yerinde olsam görüşürüm. Hatta birkaç gün takılırım. Sonra tak diye bırakırım. Neye uğradığını şaşırır. Ya yok daha neler. Ama sen böyle şeyler yapamazsın. Mükemmel çocuk olduğun için. Oğlum vazgeç artık bu kadar iyi olmaktan. Biraz oyna, kullan. Gerekirse kötü ol. Kızlara fazla yüz vermeye gelmiyor. Öğrenemedin mi hala? Ya bak, benim yapım bu Burak. Ya ben değiştiremem kendimi. Ayrıca ben mutluyum abi böyle olmaktan. Sen bilirsin. Aç da konuş. Akşama kadar arar bu. Belli. Takmış kafaya. Görecek seni. Efendim. Şirkette misin? Hayır Deniz, kulüpteyim. Neden soruyorsun? Seni görmeye geliyorum. Olmaz, vaktim yok. Lütfen Volkan, sana çok yakınım. Birazdan orada olurum. Seni mutlaka görmem gerekiyor. Sadece 5 dakika. Sonra bir daha rahatsız etmeyeceğim. Bırak, gelsin. Tamam. Ama sadece 5 dakika. Geliyor. Dedim ben sana peşini zor bırakır diye. Sana bol şans kuzen. Dediklerimi unutma. Bir düşün bence. Ben buralardayım. Telefonda beni reddetmek kolay. Bakalım yüzeyken ne yapacaksın? Bana hala aşık olmadığın gibi eminim. Burası da son olarak havuzumuz. Nasıl buldunuz? Tesisimizi beğendiniz mi? Evet, hem de çok. Gerçekten çok güzel. Saygın insanların iyi olduğu bir yerdir burası. Kulüpten yalnızca üyeler faydalanır. Bunun dışında hiç kimseyi kabul etmeyiz. Daha ziyade Masaroğlu ailesi ve yakın çevresi için hazırlanmış bir yerdir burası. Bu yüzden hizmet ederken çok dikkatli ve özenli olmalısınız. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Öyleyse yarın sabah 8'de görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ver. Volkan Bey'le görüşecektim. Kafe bölümünde kendisi. Eşlik etmemi ister misiniz? Hayır, yeni biliyorum. Merhaba Volkan. Merhaba. Bu kadar önemli olan mesele nedir? Burada mı konuşacağız? Baş başa kalabileceğimiz bir yere geçsek. Deniz, ne söyleyeceksen bunu da söyle. Bari daha sakin bir masaya geçelim. Lütfen. İnanmıyorum ya. Resmen artık işimiz var.
ayıp olur diye ne kadar maaş vereceklerini de soramadım. Yani kalkıp 3 kuruş vermezler değil mi? Yok canım, sanmam. Bence de kocaman tesis. Çok güzel ama değil mi? Bayıldım ben. Evet, çok güzelmiş. Hadi seninkini görelim de Erdem benden haber bekliyor. Volkan'ın yanına mı gideceğiz? Herhalde. Görüşmeden sonra yanıma uğrarsınız demedi mi? Ha, dedi de şimdi rahatsız etmeyelim. Saçmalama kızım ya. Ya. Sonuçta o kadar yardım etti çocuk, ayıp olur. Evet, haklısın. Volkan, ben sensiz yapamıyorum. Ya seni kaybederek çok büyük bir aptallık yaptım. Neden öyle davrandım bilmiyorum. Korktum belki de. Ama sensiz kaldığım zamanlar bana neyin önemli olduğunu gösterdi. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Lütfen bana her şeyi düzeltmem için bir şans ver. Eskisi gibi olalım. Deniz, bizim eskisi gibi olmamız mümkün değil. Eğer konuşacakların bittiyse... Hayır, bitmedi. Ne yapıyorsun sen ya herkesin içinde? Bir an kendimi kaybettim. Nasıl oldu ben de anlamadım. Deniz, artık gider misin? Lütfen. Biz birbirimize hala aşığız. Kabul etmek istemesen de bunun böyle olduğunu sen de biliyorsun. Bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Sana kendimi affettirmek için elimden geleni yapacağım. Yok artık. Ne işin var senin burada ya? Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Ya sana ne? Niye sinirlendi ki bana şimdi? Ayrıca burada ne işi var bunun ya? Kesin beni takip ediyor. Güzel. Ne oluyor? Görüşmeniz pek iyi geçmedi galiba. Sen haklıymışsın. Ya peşimi kolay kolay bırakacağı benzemiyor. Ben artık birlikte olamayız diyorum. O gelip dudaklarıma yapışıyor. Vay, çok ateşli. Oğlum sen nasıl bir erkekmişsin ya? Dalga geçme be. Herkesin içinde mi öptü seni? Evet. Vay, vay, vay be. Hadi çıkalım artık oradan. Niye ya? Yemek yeseydik.
Bu konular benim karnımı acıktırdı. Ya oğlum serserilik yapma ya. Hadi kalk başka yerde yeriz. Plan nedir? Önce bir doğum günüm için konuşurum. Nasıl yapacağız falan filan diye sorarım. Bu bölümü böyle uzatabildiğim kadar uzatırım. Aşkım ya. Neyse sonra fırsatını bulduğum ilk anda hislerimi söyleyeceğim. Ay, emin misin Eda? Bu biraz fazla olmadı mı? Cansu. Ya yani bu konuşmayı doğum gününden sonra mı yapsan demek istedim. Ya ben zaten bekleyeceğim kadar bekledim. Daha fazla beklemek istemiyorum. Hadi gidelim. Tamam. Tamam canım, destekliyorum. Nerede seninki? Ya dışarıda bir işi vardı. Gelir şimdi. Kızım ben nereden bileyim? Sevgilisi miyim ben? Sevgilisi olsaydım dakika dakika rapor alır, orasına burasına böyle kamera koyardım, her şeyden haberim olurdu. Vallahi yaparsın. Bir kere buradan hiç çıkmazsın. Yani şu anda bile neredeyse her gün buradayız. Evet ama ne yapayım? Çok özlüyorum. Ya başka türlü nasıl göreceğim ki? Canım ya, inan senden çok ben istiyorum beraber olmanızı. Ve söz, bunun için elimden geleni yapacağım. Ya biliyorum. Zaten konuşmak için sen cesaretlendirdin beni. Canım benim. Nihat. Hoş geldin. Bir şey içer misin? Kahve? Sen kahveyi şekerli seviyordun değil mi? Ay bak nasıl hatırlıyorum. Sen yine neyin peşindesin Başak? Ne istiyorsun benden? 500 bin? 1 milyon? Bana karşı bu cömert yaklaşımın inan ki gözlerimi yaşarttı. Bahsettiğin o paralarla kendime buralarda bir ev bile alamam ben. Ne kadar istiyorsun? Bu sefer para istemiyorum. Ne istiyorsun? Kaybettiklerimi geri almak. Döndüm artık, Türkiye'deyim. Sen neden bahsediyorsun? Hangi kaybettiklerini geri almayı düşünüyorsun ki? Unuttuğun ya da gözden kaçırdığın bir takım şeyler var Nihat. Ve beni yine hafife alıyorsun. Seni hafife almak ne mümkün? Senin nasıl bir şeytan olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ne istiyorsan açıkça söyle ve bizi rahat bırak, uzak dur. Dedim ya, kaybettiklerimi geri almaya geldim. Al o zaman. Benden ne istiyorsun onu söyle. Yardım etmeni istiyorum. Çok komiksin. Sana yardım etmeyi. Bu dünyada yardım edeceğim son insan bile değilsin sen. Herhalde dalga geçiyorsun benimle. Anlaşılan böyle konuşarak bir yere varamayacağız. Ben seni hayallerine baş başa bırakıyorum. Sen bilirsin Nihat. Ben yaptığım bütün yanlışların bedelini ödemeye hazırım. Peki sen hazır mısın? İstiyorsun söyle. Ay yok, teşekkür ederim. Çağla Hanım, beğenmediğiniz bir yer var mı? Çok güzel olmuş. Neresi? Ay ya dikkat etsene. Çağla. Kuşum hoş geldin. Hoş bulduk tatlım.
Çok güzel olmuşuz. Burak'ta mı buluşacaksın? Evet. Aranız nasıl, iyi mi bari? İyi canım, süper. Sen neler yaptın? Aman aynı şeyler canım ya. Bodrum nasıl geçti? Harikaydı. Açılış da çok muhteşemdi. Tüm gözler üzerimizde tabii. Ay süper. Ya Volkan'ınki nasıldı, onu çok merak ettim. Açılışta yoktu. Anlatmıştım ya ayrıldılar falan diye. Deniz aradı. Herhalde ondan. Ya güzel de kızdı aslında ya. Güzel mi? Yani canım Deniz'le kıyaslayınca hani. Orası öyle tabii. Ya siz mesela çok güzel bir çiftsiniz. Ama o kız Volkan'a hiç yakışmamış. Olmamış yani. Aynen. Aman. Ayrılacakları belliydi zaten. Arkadaşlar, biliyorsunuz Koray Bey benim düzen arkadaşım. Ay arkadaşmış. Nasıl arkadaşlıksa karavanından çıkmıyor. Ayol el ele, dudak dudağa. Nasıl yani? Sen nereden biliyorsun? Ay, o dizinin setinde çalışmıştım. Sonra kaprislerine dayanamayınca ayrıldım. Hadi canım. Evet, öyle işte yani. Neyse, benim işim bitti şekerim. Hadi çıkalım. Tamam. Ya Deniz bu çocukla birlikteyse Volkan'ı neden aradı ki? Ay görmedin mi çocuğu? Kameraları görünce Deniz'i orada nasıl bırakıp kaçtı? Ya belki de birlikte değillerdir. Ay duymadın mı Makyoz Tuğçe? Kızım var ya, bence çocuk Deniz'i Bodrum'da terk etti gitti. O yüzden şimdi o da Volkan'ın peşinde. Ay bence de kesin öyle. Büyük bomba. Sen kafayı yemişsin. Bu istediğin şey mümkün değil. Bence mümkün. Ben sana bir tavsiyede bulunayım mı? Hı. Geldiğin yere geri dön. Bir dahaki sefere bu kadar kibar olmam. Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Değilsin. Ya nasıl iyi olacaksın ki? Ben bile en az senin kadar üzgünüm. Böyle bir şey görmeyi hiç beklemiyordum. Ya ben? Öpüşmeleri gözümün önünden gitmiyor. En kötüsü de işi kabul etmiş olmamız. Onu görmek zorunda kalacağım. Of ya, hepsi benim suçum. Gonca, ben sana Volkan'la olamayacağımızı söylemiştim. Hiçbir prens külketine aşık olmaz demiştim. Ben artık masalların yalan olduğuna inanan çok oldu. Lütfen sen de beni tekrar inandırmaya çalışma. Bana ne desem haklısın Aslı. Açsana telefonu. Hayır, açmayacağım. Onunla buluşmak falan istemiyorum şimdi. Saçmalama Gonca, lütfen. Ben iyiyim. Ya hayır, değilsin işte. İyiyim dedim Gonca. Tamam, çok üzüldüm. Ya çünkü beklemediğim bir şeydi. Ama şimdi gerçekten iyiyim. Sonuçta bunu başta görmem çok iyi oldu. Ya ona göre davranırım ben de. Bir dakika, biz bu işe gitmek zorunda değiliz. İstemiyoruz deriz. Başka bir iş buluruz. Sebebimiz ne olacak peki? O kadar ilgilendi, aradı bizi. Biz de tamam dedik. Ayıp olur. Sonuçta bizim bu işe ihtiyacımız var. Orası doğru. Daha iyi bir işi bulabileceğimi sanmıyorum. Lütfen artık Volkan konusunu kapatalım. Volkan bu saatten sonra benim için sadece bir işveren. Söz veriyorum. Bundan sonra Volkan konusunda sana gaz vermeye çalışmayacağım. Hadi aç artık. Alo? Ya Gonca neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonu burada? Çatladım meraktan. İş görüşmesindeydim demiştim ya. Ya bu kadar uzun mu sürdü bu iş görüşmesi? Neyse, nasıl geçti? İyi geçti. İşe aldık. Yarın başlıyoruz. Ya bu kadar çabuk mu? Çok sevindim. Ne yapıyoruz? Buluşuyor muyuz? Evet. Şimdi Aslı'ylayız. Ben seni kalkınca ararım. Öptüm. Tamam, ben de öptüm.
Aslı, hadi sen de benimle gel. Sağ ol canım, sen git. Ya bak gerçekten iyiyim. Deniz konusunda niye bu kadar tersin anlamıyorum. Denenmiş bir şeyi bir daha denemek istemiyorum. Biliyorsun insan bir kere kırılınca bir daha her şey eskisi gibi olmuyor. Vallahi ben öyle şeylerden anlamam. Ben senin kadar hassas değilim. Ben iyi vakit geçiriyor muyum, eğleniyor muyum, mutlu muyum ona bakarım. Bence sen de benim gibi yapsan hiçbir zaman kırılmazsın. Belki de haklısın. Ben her şeyi ciddiye alıyorum. Yani Deniz'i korkutan, beni reddetmesine sebep olan şey de buydu sanırım. Oğlum genciz biz. Önümüzde uzun, güzel bir hayat var. Asmaya gerek yok. Ayrıca bekarlık sultanlık. Al işte. Bu kadınların altıncı hissi korkulacak gibi değil mi ya? Sanki duymuş gibi arıyor. Efendim canım? Alo? Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim canım. Kulüpteydim, yeni çıktım. Volkan'layız. Ne yapıyoruz? Yemek yer miyiz beraber? Olur. Barış'ın mekanında yiyelim mi? Tamam. O zaman ben geçiyorum Barış'ın mekanına. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kaldı bu ya? Geldi. İyi görmüyor muyum? Evet. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Keyifler yerinde mi? Çok iyiyiz. Hep aynı işte. Pardon. Kim bu şimdi ya? Ne güzel konuşuyordu. Ya canım gelir şimdi. Sakin ol. Ay kızım birini bulmuş olmasın? Allah korusun Cansu. Olsaydı abimden duyardın. Ya evet sürekli gözümüz üstünde. Neredesin Mügeciğim? Tamam canım yaklaşmışsın. 100 metre ileride solda. Tamam görüşürüz. Sen ne zaman konuşacaksın? Hazır mısın? Ay, çok heyecanlıyım. Ay, değilim galiba. Ay, asıl ben heyecanlıyım. Heyecandan öleceğim. Geldi. Şey, haftaya benim doğum günüm var. Acaba burada kutlayabilir miyim? Tamam olur. Nasıl istersen. Tamam süper. Ben çok kalabalık olmasın dedim. Yani bir benim arkadaşlarım, bir de sizler. Çok eğlenceli olur diye düşündüm. Olur nasıl dersen. Belki DJ de ayarlarız. Ha. Müzik. Pardon. Canım hoş geldin. Cansu bu ne şimdi? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Eda, iyi misin? Bak kesin bir arkadaşıdır. Ya sus Cansu, sus! Ya açtın da şu ağzını, al işte ya. Daha cümlemi bile bitiremedim. Arkadaş falan değil bunlar, daha farklı bir şey. Ya ben ne dedim şimdi? Yok, ben dayanamayacağım bu manzaraya. Kalk hadi gidelim. Ne ümitlerle geldim, gördüğüm şeye bak. Aslı'yı kulüpte gördüm. Niye geldiğini biliyor musun? İş görüşmesi için geldim. Ne? Nasıl yani? Aslı yarın kafede çalışmaya başlıyor. Şaka mı bu? Hayır. Kızı biz işinden ettik. Yani bizim için, yani daha doğrusu senin için yaptıklarından sonra bence bu kadarını borçluyuz ona. Ya haklısın tabii de Eda Aslı'nın orada çalışmaya başladığını öğrenince onu rahat bırakmaz. Ya bir de yalan söyledim Çağla'ya. Ondan da huzursuzsun. Nihayet. Sen de yalan söyleyince huzursuz olabiliyor musun? Tebrikler. Yok ya ondan değil. Çağla Aslı'yla denk gelir de yalanım ortaya çıkar diye. Hani bir şey olmaz ya. Çağla'nın zaten kulübe uğradığı yok. Ama Aslı'nın bu işe ihtiyacı var. Hem Eda da bana söz verdi. Bir daha özel hayatıma karışmayacak. Ya sen bu Aslı'yı pek bir düşünür oldun. Hayırdır? Yoksa kesin ondan hoşlanıyorsun sen. Ya saçmalama oğlum ne alakası var?
İnsan yardım edeceği kişiye karşı bir şeyler hissetmek zorunda mı? Evet. Yani benim için öyle. Beni kendine karıştırma sen. Tamam. Sinirlenme hemen. Kız resmen virüs gibi ya. Tüm hayatıma hızla yayılıyor. Teşekkürler. Sağ ol. Normalden fazla sıkışıktı. Bir kaza falan vardı herhalde. Yok. Ben de yeni geldim zaten. Yeni mi geldin? Nasıl yani yeni geldin? Yani trafik sıkışmasaydı ve ben kazayla geç kalmamış olsaydım... ...neredeyse yarım saattir burada seni mi bekliyor olacaktım? Umarım bunun için geçerli bir açıklama mı vardır herhalde? Yok, ben niye bekletip seni? Ben bekletmem ki seni hiç. Şey oldu yani o şey... Ya bir şey diyeceğim şimdi, sonra yalan söyledin diye bana şey yapacaksın burada. Yalan mı söyledin? Bir de bana yalan mı söyledin? Yok, yalan söylemedim. Öyle bir yalan değil ya. Şey... ya ben aslında çoktan beri buradayım. Hani sen üzülme diye beni beklettiğin için söylemeyeyim dedim. Onun için yeni geldim dedim. Ya... Bu nasıl ince bir düşünce? Sen gerçek misin acaba? Bilmem. Ama bunlar gerçek. Oturalım mı? Oturalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber? İyi, senden? Kim bu kız? Güzelmiş. Kuzenim Burak'cığım. Tamam. Bir şey demedim ya. Senin kuzenin benim kuzenim. Tamam, gelin hadi tanıştırayım sizi. Sağ olun. Nasıl geçti iş görüşme? Çok iyi, aldık işte işi. Çok sevindim. Çok sağ ol ya. Gerçekten tam gönlümüze göre oldu. Aslı ile aynı bölümde çalışacağız. Ne işi ki bu? Volkan ayarladı. Bir spor tesisinde. Ya zaten orası onlarınmış. Biz de oranın kafesinde çalışacağız. Şey, bu bizim Volkan Bey mi? Evet, süper değil mi? Çok iyi olmuş. Ya sorma, o kadar ilgilendik ki. Bugün görüştük, yarın işe başlıyoruz. Sizin adınıza çok sevindim. Ya aslında... Sen de aklımdaydın. Senin için bir iş sormak istedim ama ilk günden rica edemedim. Yok, o öyle bir şey değil ya. Benim zaten birkaç görüştüğüm yer var da ben şey yapamadım, beğenemedim. O yüzden, ondan dolayı. He. Var yoksa. Tamam, iyi o zaman. Abim arıyor. Ya Erdem, benim kalkmam lazım. Ya daha yeni geldim. Ya yeni geldim biliyorum ama abimi gördüm değil mi? Yani az çok anlamışsındır nasıl biri olduğunu. Evet, kalkalım. Hadi kalkalım. Ay çok bunaldım Nihat'cığım ya. Biraz dışarı mı çıksak, şöyle hava alsak, hem bir şeyler içeriz. Olur hayatım, sen istersen tabii ki. Aa, Elçin gelecekti bugün. Geldiyse muhtemelen o Sinan'lıdır. Ay bir arasam ya, ne yapıyorlar, neredeler? Yani ara istersen ama acaba rahatsız etmesek mi? Ay ne rahatsız edeceğim canım?
merak ettim yani ne yapıyorlar, neredeler? Selda arıyor. Efendim Selda'cığım? Ay şekerim, geldin mi İstanbul'a? Konuşamadık. Evet evet, öğleden sonra geldim. Gelir gelmez de Sinan'la buluştuk, yemek yedik. Şimdi de kahvelerimizi içiyoruz. Çifte kumrular sizi. Hayatım, biz de diyoruz ki çok bunaldık çünkü. Nihat'la dışarı çıkalım diyoruz, biraz hava alalım diyoruz. Ne taraftasınız? Tente'deyiz. Aa, biz de o tarafa gelmeyi planlıyorduk az önce Nihat'la. Aa, öyle mi? Buraya gelin isterseniz. Tamam canım, çıkıyoruz birazdan. Tamam canım, bekliyoruz. Görüşürüz. Canım biliyorum kalkacaktık ama yani Selda o kadar istekliydi ki gelmeyin diyemedim. İyi yaptın canım. Gelsinler. Yengem şimdi yüzü merak etmiştir. Kesin. Zaten biz hep birbirimize yakıştırıyordu. Senin hakkında bana durmadan iyi şeyler söylüyordu. Haklıymış da. İkimiz de yakından tanıdığı için yanılmamış değil mi? Galiba. Kusura bakmayın Emel Hanım, filme dalmışsınız, korkutmayayım dedim. Bu sefer daha fazla korkuttum. Siz kusura bakmayın. Ben de sizi korkuttum. Estağfurullah. Nihat Bey arabayı kendi kullanacakmış. Ben de kaldım işte böyle. Ben çay içiyordum. Size de çay vereyim isterseniz. Kurabiye de var. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Kokusu ta oralara kadar geldi. Mutfağa da bunun için gelmiştim. Buyurun geçin o zaman, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdiki gençler ne kadar şanssız değil mi Emel Hanım? Bu sevdalar nerede artık? Eski Türk filmlerinde kaldı. Doğru söylüyorsunuz. Şimdiki gençler şanssız. Aşkları aylık, hatta anlık. Bizimki öyle miydi ya? Biz sevince, ölünceye kadar severdik. Ben de sevdim. Gençken yani. Ama vermediler. Başkasıyla evlendirdiler. Ben de kızıp terk ettim memleketi. Geldim İstanbul'a. Sonra evlenemedim işte. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Çok üzüldüm. İnsanın sevip kavuşamaması ne acı. Sevip kaybetmek gibi. Kısmet bu işler Emel Hanım, kısmet. Bir insan bir şeyi çok ister ama bir türlü yapamaz. Ben de yaşlanıp gideceğim işte. Haksızlık etmeyin kendinize. Gençsiniz daha. Bundan sonra mutlu olursunuz. İnşallah. Müsaadenizle. Ben bir Aslı'ya bakayım. Ben de kalkayım o zaman. Yok yok, siz buyurun lütfen. Afiyet olsun. Olur vallahi. Aslı, kuzum. Ne zaman geldin çocuğum? Yeni geldim anneciğim. Nasıl geçti görüşme? Yüzüne bakılırsa pek iyi geçmemiş. İyi geçti. Yarın başlıyorum işe. Çok sevindim kızım. Peki ne işiymiş bu, nerede? Bir spor kulübünün kafe bölümünde. Çok büyük, çok güzel bir tesis. Gonca da orada işe başlayacak. Ne kadar iyi. Peki Aslım, suratın niye asık? Ne oldu? Bir şey olmadı değil mi? Yok anne, yorgunum sadece. Benim kuzum yorgunmuş. Peki bu asık surat ne? Aslı, benden bir şey saklamıyorsun değil mi kızım? Yok anneciğim, iyiyim, merak etme. Tamam. Sen dinlen o zaman. Benim biraz daha işim var. Tamam anne. Hadi bakalım. Ben çıkıyorum kuzen. Ne haber Volkan? Sana ne haber?
iyidir. Ben geldim diye kaçmıyorsun değil mi? Ya yok canım, olur mu her şey? Ya biraz yorgunum. O yüzden eve geçeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Nesi var bunun? Pek suratsız yine. Ya Deniz'e kafası takık. Bugün kulüpte görüştüler. Görüştüler mi? Peşinde yani hala. Evet, barışmaya çalışıyor. Deniz'le barışırsa hayatının hatasını yapar. Niye öyle diyorsun? Yani sen pek az etmesen de bence Deniz senin sandığın kadar kötü bir kız değil. Hayırdır Burak? Deniz'i korumalar falan. Hiç canım. Yani öylesine. Ya neyse ya, bana ne. Ne haber Çağda? Hoş geldin. Hoş bulduk, iyidir. Biz yemek yiyeceğiz. Tamam. Menü alabilir miyiz? Tanıştırayım. Kuzenim Müge. İngiltere'de yaşıyor. Tatil için geldi. Memnun oldum. Ben de. Hadi gidin. Hadi. Müge'ye biraz İstanbul gecelerini gezdireceğim. İyi eğlenceler. Sağ olun, size de afiyet olsun. Görüşürüz. Ne yiyelim hayatım? Hafif bir şeyler yiyeceğim. Salata olabilir. Tamam. Ne içelim? Ona karar vermedim. Dil balığı salatası ve soda alayım. Tabii. Ben de fayıt alayım. Bir de kola. Ne zaman taşınıyorsunuz İstanbul'a? Günü belli oldu mu? Önümüzdeki hafta taşınmış oluruz canım. Gerçekten çok iyi oldu böylesi. Yoksa okullar açılıncaya kadar daha az görüşmüş olacaktık. Evet, çok iyi oldu. Ay bu ne ya? Niye böyle yerlere çocuklarını da getirirler ki? Ne var canım ya? Çocuk bu işte. Susar birazdan. İlgi istemiştir. Burak, hayırdır? Sende gerçekten bir hal var bugün. Sen çocuklara tahammül edemezsin ki. Ya kafam şişti. Ya yazık ama. Neden ağlıyor ki acaba? Neden olacak? Şımarıklıktan. Canım benim ya. Ya onun da vardı kendisine göre bir sıkıntısı. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Gel. Gel bakalım. Gel. Tamam. Tamam. Güzel gözlü. Ağlama ama. Ağlama. Yok. Burak. Ne oldu hayatım? Ne düşünüyorsun? Yok bir şey. Hayatım, ay çok sevindim ben sizin adınıza. Hele senin bu İstanbul'a taşınacak olman benim için yani bir devlet, harika. Artık daha sık görüşürüz, öyle değil mi? Tabii hayatım. Bugün ben de Volkan'la konuştum. Ona Elçin'den mi bahsettin? Evet, Elçin de Çağla'ya benden bahsetmiş. Nasıl karşıladılar? Eminim çok memnun olmuşlardır. Ya Volkan çok sevindi. Çağla da annesini desteklemiş. Çok seviniyorum ben sizin için. Eda? Henüz onunla konuşamadım. Neyse canım, kabullenmesi çok zor olmaz umarım. Neden kabullenmesi çok zor olsun ki? Hayatım biliyorsun Sinan çocukluklarından beri onlara hem annelik yaptı hem babalık yaptı.
Evet, elbette biliyorum. Biliyorum da. Yani Eda da artık küçük bir kız çocuğu değildi yani, öyle değil mi? Ya tabii ki öyle de. Ya aman canım, aşılmayacak şeyler mi bunlar? İnanmıyorum ya. Kesin sevgilisi. Ne zamandır acaba? Çok geç kaldım. Ay, ağlayacağım şimdi. Eda. Pardon. Efendim aşkım. Neredesin babacığım? Ne oldu kızım? Bir sorun mu var? İyi misin? Canım sıkkın biraz. Sen ne zaman geleceksin? Neden canın sıkkın kızım ya? Telefonda anlatmak ister misin? Konuşmak istemiyorum baba. Yanımda ol istiyorum. Sana ihtiyacım var. Tamam kızım, geliyorum. Geç kalma sakın. Tamam canım, merak etme, geliyorum. Canım ne oldu? Eda'nın bir sorunu mu varmış? Canı sıkkınmış. Anlatmıyor da. Bana ihtiyacı varmış. E tamam, istediğin zaman kalkabiliriz. Ya kusura bakmazsınız, biz izninizle kalksak. Tamam Sinancığım. Ne demek, izin sizin. Ama biz biraz daha oturalım hayatım, ha? Ne dersin? Oturalım hayatım. Elçin, sen istersen... Ay yok canım, yok. Şimdi Çağla da mesaj atmış, ben otele geçiyorum diye. Ben de seninle kalkayım. Kusura bakmayın. Bizi haberdar, olur mu? Tamam. İyi eğlenceler. İyi geceler. Allah'a ısmarladık. Daha eve bakacaktık. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Yok canım, zaten saat çok geç oldu. Yarın bakarız. Kızım sevgilisi olmasa niye birlikte fotoğraf koysunlar ya? Kesin sevgilisi, bittim ben. Of ya, içimden kızın saçını başını yolmak geldi. Sen bir de beni düşün. Ya gitti, aşkım gitti ya. Ya bir de o kadar çirkin layık mı ona? Abi geldi galiba, kapatıyorum ben. Eda, ne yapıyorsun? Hiç. Cansu'yla konuşuyorduk. Abicim siz bütün gün beraber değil misiniz zaten? Ne konuşuyorsunuz bu kadar? Ayrıca Barış'ın yanından da bir şey söylemeden kalkmışsınız. Bir şey mi oldu? Evet, ya Cansu'nun annesi aradı, acil çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca Barış abi kız arkadaşıyla çok meşguldü. Görmüş mü bizim kalktığımızı? Kız arkadaşı mı? Barış'ın kız arkadaşı mı var? Yok mu? Benim bildiğim kadarıyla kız arkadaşı yok. Sen bunu nereden çıkardın? Ben internette fotoğraflarını görünce... Ha, o kuzeni. İngiltere'den tatil için gelmiş. Beni de tanıştırdı. Kuzeni. Ha. Tatlı kızmış ama. Yine baş başa kaldık mı seninle? Kaldık Nihat'cığım. Hayatım, sıkıldıysan hesabı iste de kalkalım. O nasıl söz öyle Selda? Dünyalar güzeli karımdan ben hiç sıkılır mıyım? Hı? Tam aksine. Keyfim yerinde, sen merak etme. Aşkım benim. Aa Selda'cığım. Aa canım, merhaba. Merhaba Nihat'cığım. Merhaba Hülya. Bu ne tesadüf? Bir günde iki defa karşılaştık seninle. Gerçi ilkinde sen beni görmedin ama. Öyle mi? Nerede karşılaştınız ki? Color Star'da. Ay kusura bakma, seni görmemişim. Ay hiç sorun değil. Gerçi biraz gergin gibiydim. Ben de o yüzden seslenmedim sana. Hülya'cığım, masamıza gidelim. Peki, görüşürüz Selda'cığım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Başka bir şey içer misin? Ay evet kızım, kuzeniymiş ya. Yüreğime inecekti neredeyse. Ama haklısın, artık gerçekten açılmam gerekiyor. Hatta doğum günümde. Ne dersin? Edacığım. Babam geldi, kapatmam gerekiyor. Arayacağım seni. Gel babacığım. Kızım, iyi misin? İyiyim babacığım. Niye iyi olmayayım? Aradın, acil gel dedin ya. Ha ay evet ya. Ya ben bir şey yanlış anlamışım da. Ama artık iyiyim. Hatta çok iyiyim. Hatta uyursam ve doğum günüm gelirse daha da iyi olacağım. Tamam, sen iyisen. Sorun yok. İyi geceler babacığım. İyi geceler.
Aslı? Ha, anne ben de sana bakmaya geliyordum. Bitmedi mi işin? Bitti bitti. Bir terastaki kirli bardakları alacağım, tamamdır. E tamam, ben alayım. Al, makineye koy, tamam kuzum? Tamam anneciğim. Hayal bile değil.
Bunu unutmam gerek.